Dalaman'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Benim uzun süredir beklediğim bir elektrikli otomobil, %100 elektrikli otomobil Dacia Spring Türkiye'ye geldi ve hemen yanımda görüyorsunuz. Hızlıca bir dış görünümden başlamak istiyorum. Uzunca bir süredir neden bekliyordum? Çünkü bu otomobilin fiyatı oldukça uygun olacaktı. Olacaktı diyorum. Sebeplerini birazdan açıklayacağım ama ne yazık ki olamadı. Otomobili kullanırken neden olamadığı konusunda size bilgi vereceğim. Şimdi gelin bir dış görünümden başlayalım. Bu arada çok cırcır böcekleri var etrafta. Sesleri geliyorsa da kusura bakmayın. Kendilerini susturuyorlar. Şimdi otomobil aslında Dacia'nın diğer modellerine, Sandero'ya özellikle benzeyen bir tasarımla geliyor. Şurada bir logomuz var. Görüyorsunuz burada. Bu logo açılıyor. Buradan şarj istasyonuna ulaşıyoruz. Bunun detayları da sizlere göstereceğim ben. İçeriden bir düğmemiz var. O düğmeye bastığımız zaman açılıyor ve buradan aracımızı şarj ediyoruz. Bunun dışında havalı bir görüntüsü var aracın. Onu söyleyeyim baştan. LED farlar kullanılmış. Şöyle yan tarafa geçtiğimizde 14 inçlik jantlar bizleri karşılıyor. Dikkat ettiyseniz aracın farklı yerlerinde böyle bakır detaylar var. Bu dikiz aynalarında var. İçeride de var. Ve farklı formlarda da var. Burada bir DC görüyoruz. Yeni logo kullanılmaya başlandı bu otomobilde. Ki biliyorsunuz Dacia Jogger'la ve Duster'la da başlamıştı. Ben Dacia Jogger'ı da sizler için kanalımda bir videosu var. Ona da göz atabilirsiniz. Kapı kolları eski nesil. Bu otomobil birazcık fiyat performans otomobili olduğu için böyle gördüğünüz gibi kapı kolları eski nesil. Bu arada anahtarından da biraz bahsedeyim. Böyle de bir anahtar var bildiğiniz. Standart bir otomobil anahtarı var. Bunu en azından böyle keyless hani anahtarsız giriş falan yapsalardı güzel olurdu ama söylediğim gibi fiyat performans olunca her şey böyle ucuza kaçılmış oluyor. Şöyle tavan raylarımız var. Görüyorsunuz çok şık görünüyor. Burada da bu bakır detaylar devam ediyor. Arka tarafta da plastik parçalar var. Dodikler yine siyah bir şekilde tasarlanmış. Arkaya geçtiğimizde Dacia yazısını görüyoruz. Yine şöyle Y şeklinde farlar ki biliyorsunuz Sandero'da başlamıştı bu tasarım anlayışı. Daha sonra birçok modelde devam etmişti. Yine burada da karşımıza çıkıyor. Bagaj kapağı şurada bir düğmemiz var. Buna basınca böyle açılıyor. Hatta açmışken bagajı da göstereyim. Şimdi bu otomobil A sınıfı bir otomobil arkadaşlar. Burada böyle bir soğutucumuz var. Onu da çıkaralım hatta. Ne kadar bagajın olduğunu da görmüş oluruz. Şöyle çıkarttık. 290 litrelik ki kendi kategorisine göre oldukça iyi bir bagaj hacmi var. Şöyle diğer aksesuarlarımızı da alalım. Şuraya koymuş olalım. Fark ettiğiniz üzere tek parçalı açılan bir koltuğumuz var. Çift parçalı değil. Bagajın içinde böyle hani kanca vesaire çok fazla yok. Şöyle bir lastik kitimiz var. Burada görüyorsunuz. Şunlar nedir bir bakalım. Şöyle solüsyonlar falan var burada arkadaşlar. Lastik için bir de bir şişirme sistemimiz var. Yedek lastik şu anda burada bulunmuyor. Bagaj açma böyle. Burada şarj kablomuz yer alıyor. Standart AC kablosu bu arkadaşlar. Bununla da aracı şarj ediyoruz. Bir de trafik setimiz var. Bunun dışında aracın hani bu tarafında çok fazla bir şey yok. Bagajımız bu şekilde kullanışlı ama çok büyük değil. Fakat kendi sınıfında yani bunun bir A sınıf otomobil olduğunu düşünürsek kendi sınıfının aslında büyük bir bagaj olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelin arka koltuğa bir bakalım. Bakalım arka koltuktaki yaşam alanı bizlere neler sunuyor. Evet arkadaşlar her zaman yaptığım gibi arka koltuk yaşam alanına da geldik. Şimdi ön koltuk bana göre ayarlı. Gördüğünüz gibi çok fazla bir oturacak bir yer kalmamış burada. Düz bir alan söz konusu. Hani aks boşluğu falan neredeyse yok gibi. Çok çok küçük bir aks boşluğu var arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Şimdi burada önemli bir nokta var. Bu otomobil aslında 4 kişilik. Yani 2 öne 2 arkaya. Yani 3. bir kişi şuraya. Hani 5. bir kişi daha doğrusu arkaya oturabilir mi? Şöyle bakalım. Buraya oturduğu zaman 3. bir kişi sığar mı? Yani çok eğlenceli olmaz ama oturabilir. Koltuklar oldukça yüksek tasarlanmış ya da tavan alt. Onu söyleyeyim. Neredeyse böyle tavana değecek kadar duruyor koltuklar. Koltukların cepleri var şöyle. Bunları gösterelim sevgili kameramanım. Şöyle ceplerimiz mevcut. Hem ön yolcu koltuğunda hem de sürücü koltuğunda böyle cepler var. Kapılar saf plastik. Otomatik yalnız camlar çok şükür. Onu söyleyebiliriz. O güzel olmuş. Bunun dışında arka yaşam alanı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ön tarafa geçelim. Bakalım ön tarafta bizleri neler karşılıyor. Ön yaşam alanına geldik. Şöyle oturayım arkadaşlar. Ön yaşam alanında klasik bir Dacia direksiyonu bizleri karşılıyor. Sağ tarafta sadece bir konuşma butonumuz var. Buradaki tuşlar çalışmıyor. Sol tarafta da işte hız limitini ayarladığımız tuş takımları bulunuyor. Direksiyon plastik. Clio 4. nesil Clio çok fazla benziyor. Bir multimedya ekranımız var. 7 inçlik kablolu Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip. Camlar buradan açılıp kapanıyor arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Sürücü tarafı buradan. Yolcu tarafı da şuradan. Eko modunu buradan ayarlıyorsunuz. Orta konsolda neler var? Şimdi hemen oraya bakalım. Konsolumuzda şurada çekişi ayarladığımız bir sistemimiz var. Hız limitörünü buradan ayarlıyoruz. Şu fonksiyonları da buradan ayarlamamız mümkün. Şurada bir çakmaklığımız bulunuyor. Bir tane şurada USB girişi olduğunu göstermiş olayım. Bu arada multimedya sisteminin kumandası da yok. Bütün kumandalarını buradan yapmak zorundayız veya dokunarak. Fena değil. Yani iş gören bir sistem var. Hatta şu sistemi de bir açalım. Size en azından göstermiş olayım. Basitçe de bir hızlı bir şekilde göstereyim burada neler var. Radyo, medya, telefon, harita, navigasyon ve ayarlar bulunuyor. Bir de tabii geri görüşe açtığımız zaman
yani geri vitese taktığımız zaman hemen geri görüş kamerasında olduğunu söyleyelim. Bu da güzel bir özellik. Direksiyona duyarlı değil. Direksiyonu çevirince de ne yazık ki çevrilmiyor. Bir de orta konsolda vitesi ayarladığımız böyle devasa büyük bir düğme bulunuyor. Bu düğme gerçekten de büyük tasarlanmış. D, N ve R. Başka bir şey de yok zaten biliyorsunuz. Bunun dışında koltuklar güzel arkadaşlar. Koltukları beğendim fakat küçük. Onu söyleyeyim. Fakat iyi sarıyor. Yanal destekler güzel. Bu bakır desenler ve çizgiler yine koltuğun farklı yerlerinde devam ediyor. DC logosu burada da yine karşımıza çıkıyor arkadaşlar. El frenimiz standart bir el freni. Kol dayamımız yok. Fiat Performans otomobili olduğu için şöyle bir bayağı geniş yani. Bayağı bir geniş bir böyle içeri kadar giden bir torpido gözümüz var. Çift hava yastığımız bulunuyor. Sol tarafta aynaları vesaire ayarladığımız tuşlar da bulunuyor. Bunları bir ayrıca çekerim arkadaşlar ben. Yine alt kısımda da aracın şarj bölümünü açtığımız ve kaputunu açtığımız bölüm bulunuyor. Klima ayarlarımız yine bu üst tarafta yer alıyor. Burada AC'yi açtığımızda bayağı da soğutan bir klima var. Şu anda dalamandız. Havada bayağı sıcak olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, iç tasarım bu şekilde. Şimdi sürüş deneyimi, ardından da videonun sonuna geleceğiz. Şimdi Dacia Spring'in içindeyim ve yola çıkacağım. Bu bir elektrikli otomobil söylemiştik arkadaşlar. 26.4 kW gücüne bir bataryamız var. Bu batarya 48 wattlık bir motoru çalıştırıyor ve 65 beygir güç üretiyor. 113 Nm torkumuz var. Tarma menzilimiz 220 km iken şehir içinde bu rakamı 310 km'ye kadar çıkartabiliyoruz. Bunun sebebi de rejenerasyon. Bunu anlatacağım yolda. AC'de 7.4 kW saatlik bir şarj kapasitemiz var ki 4 saat 51 dakikada şarj oluyor 0'dan 100'e kadar. DC'de ise 35 kW'lık bir şarj kapasitemiz var. O da 0'dan 80'e kadar 56 dakikada yani 1 saatte şarj olacağı anlamına geliyor. 100 km'de karma tüketim değerimiz 14.5 kW. Şehir içinde bu rakam 10.3'e düşüyor. Bunu da belirtmiş olayım. Maksimum hızımız 125 km. Aracın uzunluğu 3.73 metre. Fiyatı ise 875 bin TL. Bu teknik bilgileri verdikten sonra ben sizlerle birlikte yola çıkacağım. Yolculuğumuz başlıyor. Haydi bakalım. Bismillah deyip yola revan olalım. Yaklaşık 85 km kullanacağım aracı. Şu anda aracın pili %96 oranında dolu ve 203 km'de menzil gösteriyor. Dijital bir ekranımız var bu arada. Burası güzel ama araç küçük. Onu söyleyeyim. İçi böyle oldukça minimalist tasarlanmış. Evet arkadaşlar, yolculuğumuz başlıyor. Buradan işte bir vites seçeceğimiz var. D, N, R olmak üzere. D'yi alıyoruz ve aracımızı drive modunda sürmeye başlıyoruz. Tabii ki elektrikli bir otomobil olduğu için sessiz ve sakin bir şekilde gidebiliyoruz. Benzer elektrikli otomobillerde olduğu gibi. Ben bu otomobili uzun zamandır bekliyordum arkadaşlar bu arada. Epey uzun zamandır bekliyordum. Çünkü uygun fiyatlı gelecekti ama uygun fiyatlı gelmedi. Neden gelmedi? Sebebi belli. Biliyorsunuz yakın zamanda yaklaşık 1-2 ay önce Çin'de üretilen, bakın Çin'de üretilen arabanın menşei önemli değil. %100 elektrikli araçlara bahsediyorum. Ek bir ÖTV vergisi geldi. %40. Yani %12 vardı. %40 eklendi. %52'ye çıktı bu vergiler. Ne yazık ki böyle bir durum olduğu için bu araba hayal ettiğimiz oranda ucuz bir şekilde Türkiye'ye gelemedi. En uygun fiyatlı dedim. O kadar zam olmasına rağmen, ek vergi olmasına rağmen muhtemelen Dacia burada bayağı bir, yani Renault daha doğrusu, Renault Türkiye bayağı bir fiyat indirimi yapmış durumda. Çünkü hani bu fiyata gerçekten de 875 bin lira fiyat dedik. Bu özelliklerde başka bir otomobil yok. Tabii şimdi otomobilin bu kadar ucuz olmasının tabii belli sebepleri var. Hala bir anahtar var. Onu göstereceğim detaylarda. Bir anahtarla aracı kullanıyorsunuz. Kapı kolları falan eski nesil. İşte camları mesela şuralardan, hatta bulmam biraz zorlaştı. Arkadaşlardan yardım aldım. Camları buradan orta konsoldan açıp kapatıyorsunuz. Kablolu mesela Android Auto ve Apple CarPlay var. Yani ucuz olmasının sebepleri belli. Araç küçük biraz. Özellikle arka tarafta hani 3 kişi biraz zor oturur. Hatta 4 kişilik bir araba diyorlar bu araba için. 3 kişi biraz zor oturur arkadaşlar. Oturur ama zor oturur. Özellikle şehirler arası yollarda sıkıntı olabilir bu 3 kişi. Ama bu araç daha çok şehir içi otomobili olduğu için de aslında çok da büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum. Arkasının 3 kişilik olması. Hani bu biraz böyle işimizi görsün. Şehir içinde bir noktadan bir noktaya gideyim. Çok da masraf yapmayayım diyenlerin arabası. Ha diyeceksiniz ki 875 bin lira uygun bir fiyat mı? Değil arkadaşlar. Bunu hep söylüyorsunuz. Yani videolarda hep o söyleniyor. İşte bu parayı o arabaya nasıl ucuz diyorsun da falan da filan da. Ya ucuz demiyorum. Ülke şartları böyle. Hani onları da ben belirlemiyorum fiyatları. O yüzden yapacak bir şey yok yani. O konuda bir şey söyleyemiyorum. Tabii her taraf tak tak tak. Bir bakır renkler var. Aracın işte dikiz aynalarında, aracın çeşitli yerlerimizde, iç kesimde de var bu. Ön tarafta filan da bunları görüyoruz farklı yerlerde. İçeriye çok fazla ses gelmiyor şu anda. Hani şehirler arası bir yolda kullanıyorum. Dalaman Havalimanı'ndan az önce çıktım. Cırcır böceklerin sesleri duyuluyor hala. Evet, bayağı bir cırcır böceği var burada arkadaşlar. İşte camları buradan açıyoruz. Mesela açayım şimdi camı, bakın. Cırcır böceklerini siz de duyun. Camı böyle orta konsoldan açıyorsunuz.
Hani bu değişik olmuş. Ama ben elektrikli otomobilleri seviyorum. Özellikle şehir içinde çok seviyorum. Neden diyeceksiniz? Bununla ilgili ayrıca bir tane dikey video çekmeyi düşünüyorum bu arada. Sebebi şu arkadaşlar. Şehir içi yollarda bu otomobiller daha fazla menzil sunuyor. Temel sebebi de şu. Rejenerasyon var. Rejenerasyon teknolojisi siz frene bastığınızda veya yokuş aşağı indiğinizde araç harcadığı enerjinin bir kısmını bu %20, %30 hani çok zorladığınız %40'a kadar olabilir. Araç kendini tamamen şarj edemez. Geri kazanabiliyorsunuz. Bu da özellikle İstanbul gibi trafik yoğunluğu olan şehirlerde sizin çok daha uygun fiyatlı ve çok daha uzun menzilli kullanacağınız anlamına geliyor. Şimdi birazcık şehirler arası yola çıktık. Peki şunu merak ediyor olabilirsiniz. Elektrikli otomobiller gibi genel olarak söylüyorum bunu. Şehirler arasında durum nasıl? Eğer sürekli şehirler arasında kullanırsanız bu aracın menzili yani en fazla 150 kilometre falan görürsünüz arkadaşlar. O da hani en iyi ihtimal söylüyorum ben sizlere. Çünkü şehirler arası yollarda bu otomobiller ne yazık ki çok fazla menzil tüketiyorlar. Hatta benim kanalımda Renault Zoe ile böyle bir test yapmıştım. Uzun yol testi. O videoyu da izleyebilirsiniz. Videonun içinde uygun bir yer bulduğum zaman onu da koyarım. Yani elektrikli araba şehir içinde çok avantajlıyken şehirler arası yollarda bu avantaj dezavantaja dönüşüyor. Çünkü oralarda belli bir hızın üzerinde gitmek zorundasınız. O hızda gittiğiniz zaman da pil tüketiminiz çok artıyor. Bu bilgiyi kimse size vermez. Ben vermiş olayım. O yüzden bu otomobille şehirler arası çıkmayı düşünüyorsanız iki kere düşünün derim. Ya da yani çok sabrınız olacak vesaire. Çünkü DC'de bile bir saat beklemeniz gerekiyor ki 150 kilometrede bir de DC bulmanız o kadar kolay olmayacaktır. DC şarjdan bahsediyorum. Ama geleceğin teknolojisi bu elektrikli araçlar. Bunu da kabul etmek lazım. Evet, dezavantajları var. Evet, bazı sıkıntılar hala var. İşte menzil meselesi var. Şarj istasyonları meselesi var. Bunlar yavaş yavaş çözülüyor ama tamamen çözüldüğünü iddia edemem. Bunları seven birisi olarak söylüyorum bunu. Tamamen çözülmesi için biraz daha vakit var. Onun da altını özellikle çizmek isterim. Ama gün gelecek. Hani bu videoları izlediğiniz zaman vay be demek ki o zamanlar fosil yakıtlı otomobiller varmış falan diyeceksiniz muhtemelen. Ama daha var o günleri. Onu da söyleyeyim. 10-15 sene sonra belki bu videolar kalırsa, izlerseniz, YouTube durursa dersiniz ki böyle bir adam vardı, böyle bir şeyler yazmıştı, söylemişti, çizmişti diye. Anı olarak kalsın bakalım bu videolar. Tarihe not düşmüş olalım. Söylediğim gibi araç boyutları açısından oldukça küçük. Küçük boyutlu bir araba. A sınıfı olarak nitelendirebileceğimiz boyutlara sahip. A sınıfındaki bir otomobilin boyutlarına sahip. Özellikle donanım olarak da aslında A sınıfı otomobillerde bulunan özellikler ve donanımlar bizleri karşılamış oluyor. Bu arada kadran güzel. Dijital bir kadran yapmışlar. Çok böyle havalı asortik bir şey değil ama iş görüyor mu? Görüyor. Nasıl kullandığınızı gösteriyor size. Mesela çok agresif mi kullanıyorsunuz vesaire kullanıyorsunuz. Bunu görebiliyorsunuz. Batarya durumu var. O anki hızı görebiliyorsunuz. Sağ tarafta da böyle kocaman bir alanda da işte yakıt yani ibaresi var ama yakıt tabii ki şey yapılıyor. Yakıt yok bu araçta biliyorsunuz. Pil var. Pilin gücünü, ne kadar kapasitesi kaldığını görmüş oluyorsunuz ve hangi modda gittiğinizde görüyorsunuz. Bu arada şarj yeri ön tarafta aracın. Ön tarafta bir kapak var. Dacia logosu var üzerinde o kapağın. Ve o kapağı açtı. Buradaki düğmeyle açıyorsunuz ve şarj etmeye başlıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Biraz yoldan bilgi vereyim. Şu an 68 kilometre kalmış. Yani yaklaşık 20 kilometre yol aldık. Şu andaki az önce 203'tü yanlış hatırlamıyorsam. Şu an 189 kilometre menzilim kaldı ama çok agresif kullanmıyorum. Efendi kullanıyorum. Bu arada bu menzil meselesi nasıl kullandığınıza göre çok değişiyor. Ya da işte trafiğin akışına göre gidiyoruz tabii ki mecburen. Şehirler arası da bir yolda gittiğimiz için menzil biraz daha çabuk diye düşünüyorum. Araçla ilgili donanım ve teknik verileri ben videonun çeşitli yerlerinde sizlerle paylaşacağım. Bu arada tek pakette geliyor. Ekstrem paketiyle geliyor. Hani otomobille ilgili söylemek istediğim bir konu var. Dacia Jogger incelemesi yapmıştım ben biliyorsunuz. Orada Dacia yeni logosunu kullanan ilk otomobildi. Hatta o zamanlar işte Duster falan da geliyordu. Bu otomobilde Dacia'nın artık yeni logosu kullanılıyor. Hatta o DC koltuklarda falan da bu DC yazılarını falan görebiliyoruz. Her yerde bir o DC yani yeni nesil tasarımlara geçilmiş durumda. Otomobille ilgili benim söylemek istediklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ben bu otomobili çok bekliyordum, çok merak ediyordum. Uygun fiyatlı gelir diye ümit ediyordum ama bu işte son 1-2 ay önce son dakikada gelen bir ek vergi yüzünden bu otomobil ne yazık ki çok uygun fiyatlı gelmedi. Ama ona rağmen Türkiye'deki fiyatlar yüzünden bu otomobilin fiyatı şu anda Türkiye'deki en ucuz %100 elektrikli otomobil. Tabii ki Citroen Ami ya da böyle No Name Çin arabaları gibi arabaları söylemiyorum. Bilinen, kendi kategorisinde bilinen otomobillerle kıyasladığımda ve böyle işte 4 kişinin binebildiği otomobilleri kıyasladığım zaman fiyatının en uygun fiyat olduğunu söyleyebilirim. Yani 875 bin liraya uygun bir fiyat demiyorum ama
piyasa şartlarındaki en ucuz %100 elektrikli otomobil olduğunu söyleyebilirim. Bir, otomobil incelemesinin daha sonuna geldik. Kısıtlı bir sürede ve ilk kez gördüğüm bir otomobildi ama birçok teknik özelliği belli olmuştu. O yüzden elimden geldiğince detaylı anlatmaya çalıştım. Benim anlatmayı unuttuğum sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyorum, hepsini de değerlendiriyorum. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. İzleyenlerin büyük bir bölümü abone değil. Abone olursanız çok mutlu olurum. Bu tarz ürünler geliyor. En azından beni bu lansmanlara, bu etkinliklere çağırıyorlar. İşte bunun için de abone sayımın biraz artması gerekiyor. Bu konuda desteklerinize ihtiyacım var. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada yer alıyor.